Kızım strese girince kalbi sıkışıyor, çarpıntı oluyor, panik atağı var. Özellikle üniversite sınavında çalıştığı için artış oldu panik atak için. Panik atak için sarı kantaron, kedotu, ormuz kort, özel bir set. Sarı kantaron seti, sarı kantaron seti, B artı kedotu. Kullandı mı? Panik atak diye bir sorun kalmaz. Ankara'dan bir hanımefendi yıllar önce, 10 yıl önce aradı beni kızı. Hatice Hanım. Dedi ki annem panik atak hastası. Sorun değil, tedavi ederiz. Dedi ki öyle böyle değil. Nasıl? Yorganın altından çıkamıyor. Evde oturmuyor bile. Korkudan yorganın altında böyle bakıyor. Allah Allah. Öyle panik atak hiç görmemiştim dedim. Bağırsaklarında şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık, kaz var mı dedim. Bağırsaklarla panik atağa ne ilgisi var dedi. Sizin anneniz yukarıdan uzaydan gelen kaplolarla mı besleniyor oradan beyin? Yok. Neyle besleniyor? Yediği gıdalar. Yediği gıdalardaki vitaminler, enzim emiliyor mu? Bağırsak emiliyor. Karaciğere geliyor mu? Geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Kan yapıyor. Karaciğer kan üretiyor. Kemik iliği kan üretiyor. Karaciğerle kemik iliği kan üretiyor. Ama beyin bu kanın içerisinde toksik madde olduğu için hormon üretemiyor. Hormonları düşüyor. Ne zehri? Bağırsağında kandida var. Kandida hamurlu tatlı yediği her şeyi etil alkol, metil alkol, bütün alkol zehirli alkollere, etan, metan, bütan gibi zehirli gazlara, histamin, penisilin gibi toksik maddelere dönüşüyor. 84 çeşit zehir üretiyor. Zehir beyni bozuyor. Beyin serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin birçok hormon salgılayamıyor. Asetil, kolin. Ben de o kadar bilmiyorum. Benim bilgim yok. O zaman bilgin yoksa dinleyeceksin. İbrahim Emice'yi. Sorun yok dedim. Ha, ürünleri gönderdik. 6 hafta sonra beni aradı. Dedi ki hocam Allah razı olsun. Ne oldu? Annem sen pazarına gitti alışverişe. Hani yataktan çıkamıyordu. Gitti alışveriş yapıyor artık geziyor. Kendi başına kimse olmadan. Önce yavaş yavaş çocuklarla gezmeye başladı. Sonra tek başına alışverişe gitmiş. Hiç sorun değil. Her türlü sorun tedavi edilebilir. Şimdi çok yakında yeni bir ürünle karşınızdayım. Beyinle ilgili bir ürün ürettik. Alfa GPC. Bu ürünün, bu kapsülün içerisinde 3 tane tıp alanında yapılan buluşların etken maddesi var. 3 tane tıp. 3 ayrı profesörün yapmış olduğu çalışmalardan dolayı almış olduğu Nobel ödüllü. 10 çeşit ekstrak var. Zamanım olmadığı için bu konuya girmiyorum. Haftaya inşallah anlatırım.